Beyim, hazır. Hadi buyur. Dündar, hadi oğlum sen de gel sofraya. Şu işimi bitireyim, geliyorum ana. Her daim böyle ol aslan parçası. Vazifeni bitirmeden başka işlere koyulma. Selcan. Buyur ana. Pekmezi getir kızım. Getiriyorum ana. Nerede kaldı Gündoğdu? Çobanlara bakmaya gitmişti. Gelir şimdi. Sofraya bir tabak daha koyun. Sungur Tekin için. Bir gün geri gelirse sofrada yeri olduğunu bilsin çocuğum. Hadi bakalım. Nerede kaldı Gündoğdu? Gelir birazdan ana. Evlat, yine büyük bir avla dönmüşsün. Biraz öyle oldu beyim. Maşallah var kardeşim. Ovanın ortasında yıldırım çeken ağaç gibisin. Her türlü belayı üzerine çekiyorsun. Mazlumlar saldırıyorlarmışlardı. Biz de elimizden geleni yaptık. Kimmiş? Neyin nesiymiş bunlar? Haçlılara esir düşmüşler. Adam tüccarmış. Antakya Haçlı Kontluğundan olmalı beyim. Şövalyeler Selçuklu toprağında böyle ellerini kollarını sallaya sallaya esir taşımazlar. Yani? Yani demem o ki Selçuklu'nun mutlaka bu esirlerden haberi vardır. İçlerinde Selçuklu askeri yoktu. Nasıl bir belaya bulaştığın er ya da geç Ayyuk'a çıkacak Ertuğrul. Ne yapsaydım abi? Onları öylece bıraksa mıydım? İkiniz de susun. Onları kayılara yaraşır bir şekilde ağırlayın. Bakalım gün neyi gösterecek. Geçti baba. Geçti, iyi olacaksın. Müsaade var mı? Buyur beyim. Durumu nasıl? Bundan sonrası takdiri ilahi. Müsaadenle. Gel Aykız. Aykız. Turgut'un yavuklusu. Bir ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sağ olun. Zaten çok yük olduk size. Olur mu hiç öyle şey? Bamsı Beyrek'le Doğan çadırlarını sizin için hazırlıyorlar. Gece orada kalırsınız. Babamın yanında kalsam daha iyi. Bu gece biraz dinlenin. Çok perişan görünüyorsunuz. Baban yarın uyandığında size daha çok ihtiyacı olacak. Merak etme, babanın yanında ben kalırım. Bunca zaman nasıl büyüttün bu çıbanı sırtında? Biz ne çıbanlar büyüttük sırtımızda Hayme. Şuncağızın ihanetinden mi korkacağız?
Ama en başında esseydin başını bu belanın, şimdi çoktan. Çakallar eskiden dağlardaydı. Şimdi obamıza kadar indiler. En ufak bir hatamda üzerime çullanmak için beklerler. Zayıflığımı bilip görmesinler diye saklarım. Ağızlarına laf vermektense susup acımla kavrulmak en büyük evladır. Bari Akçok Hoca'ya söyleseydin. Söyledim hanım, söyledim. Bana şifa olacak bir merhem hazırlıyor. Akşama süreriz hayırlısıyla. Ne oldu? Misafirlerimizi mi düşünürsün? Bu fitilin ucu hangi isli kandili yakmıştır Hayme? Giyindin mi? Evet. Nasıl oldu? Çok güzel kız. Dur bakayım. Aman Allah'ım. Sanki saraylı bir melike gibi oldun Halime. Çok güzel oldun. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Tuhaf geldi sadece öyle deme. Dur şu başlığı da takalım. Turgut Alp almıştı bunu bana. Hay Allah. Niye verdin ki şimdi bunu bana? Çünkü sana çok yakışacağını biliyordum. Bakayım. Yakıştı da. Ne zaman düğününüz? Bu yayladan göçtüğümüzde inşallah. Kız zor değil mi böyle bir Alp'in karısı olmak? Yüreği her an benim için atıyorsa zorluğun ne önemi var? Sağ salim obasına dönsün, başka bir şey istemem. Yeter ki ölüm olmasın.
Gel bu saçlarını da örelim istersen ha. Örelim. Yavuklun var mı? Annem öldükten sonra Yiğit'e annelik, babama yoldaşlık etmekten başka bir şey olmadı hayatımda. Hem zaten hangi erkek benim gibi? Deniz zoruna bak. Erkekler senin için birbirlerine girerler. Dünyanın altını üstüne getirirler. En son ne zaman bir aynada kendine baktın sen? Dur. Titus yavrunun kardeşi değil mi bu? Evet efendim. Bisol. Tapınakçılara gönderin bu leşleri. Şimdi bir de Titus'la uğraşacağız. Sen. Sen. Gelin buraya. Alın bunu ateş edin. Hangi aşiretin bu damga? Kayılar efendim. Kayılar demek. Süleyman Şah'ın elindeyseler işimiz zor. O çoban başı Selçuklu'ya kafa mı tutacak? Günün aydın olsun Ertuğrul. Sizin de. Aşk getirdim sana. Zahmet etmişsin Gökçebacığım. Yaralımız nasıl? İyi. Birkaç gün ayaklanır inşallah. İnşallah. Allah şifa versin de başımıza bela olmasın yeter. Birazdan ben de gelirim, oradan Kilimhane'ye geçeriz. Tamam Aykız. Babam iyi mi Ertuğrul Bey? İyi. Çok iyi. İçeri girince sen de görürsün. Ateşi düştü. Akşam çadırınıza taşırız inşallah. Gördün mü kızı? Şimdiden avucunun içine almış Ertuğrul'u. Bundan sonra ancak rüyanda görürsün. Rahat uyudunuz mu? Yıllar var ki hiç bu kadar güzel uyumamıştım. Ormanda bana tapınakçılar demiştin. Evet. Kim onlar? Kudüs için savaşan bir tarikat. Çok güçlü ve acımasızlardır. Kudüs'ün intikamını almaktan başka bir şey bilmezler. Bu kadar güçlülerse sizden ne istiyorlar? Burası Selçuk toprakları mı? Evet. Selçuklu'yla aranızda bir mesele mi var Halime? Yok canım. Koca Selçuklu'nun bizimle ne işi olur ki? Şey baba, görmedim. Ha. Ama sen yine de dilinin altındaki baklayı çıkar istersen ha? Bir şeyi çok isteyince olmuyormuş baba. Bunu öğrendim. Kimden öğrendin?
Göç edince Turgut Alp'le evlenecektik. İple çektik göç etmeyi. Kışın eli kulağında. Hala nereye göç edeceğimizi bilmiyoruz. Anlaşıldı. Senin de canın rahmetli anan kadar tezmiş. Hele bir bak bakalım. Şu Uludağ'ın yaylasında kış geçer mi? Niye toplanıyor Tony ha? Bütün beyler akın akın Süleyman Şahımızın otağına niye geliyor? Oturacağız, konuşacağız. Bu meseleyi çözeceğiz inşallah. Hadi sen tasalanma. Ver yeleği, geç kalmayalım hadi. Hay benim baydan tatlı hay kızım. Birazdan toy toplanacak Kurdoğlu. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Evelallah hallederiz. Kurdoğlu, daha sustu. Irmaklar çağlamaz. Yağmurlar yağmaz oldu. Kısıldık kaldık bu obada. Böyle giderse hayvanlarımız daha çok derede olacak. Bebeler ölecek. Peki, ne geçiyor aklınızda? At sahibine göre kişiler Kurdoğlu. Sözümüz sanadır. Ağırlığını koy artık. Süleyman Şah mecalsizdir. Bir ata bile sahip çıkamaz. Anlayacağın Kurdoğlu, at binenin kılıç kuşanana. Ana. Akçak Hoca'ya şifalı ot almaya gelmiştim. Çıktı. Ne istiyorsan söyle, ben alıp getireyim sana ana. Yok, daha sonra alırım. Misafirimiz. Numan Bey'in kızı. Halime. Obamıza hoş geldiniz kızım. Baban nasıl, iyi mi? İyi. Çok sevindim. Allah şifasını versin. Ocağımız size her zaman açık. Bir derdin olursa hiç çekinme. Gel söyle, tamam mı? Allah sizden razı olsun Ayman. Ne yerde, ne gökte, halis bir müminin gönlünde olan, biri var, varı bir eden, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mavi gök, yağız yer arasında, soyumuz, boyumuz, obamız, ocağımız, oğullarımız, kızlarımız, bir olsun, hür olsun, diri olsun. Adalet dağıtan beyimizin huzurunda toyumuz kutlu olsun. Amin. Amin. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. Beylerim, yiğitlerim, boyumun uluları, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Eyvallah. Çok şükür ki malları yola çıkarmadan önce obamıza bir tüccar geldi. Derim ki malları değerince tüccara satalım. Böylelikle yol masraflarından da kurtulmuş oluruz. Tek derdimiz mal olsa iyi beyim. Civar obalarda hayvanlarımızı otlatacağımız merak almadı. Su içemez, süt veremez oldu. Açlıktan telef oldu. Tez vakitte bir hal çaresi bulmamız gerek. Obanın halini ben de görürüm. Tüm civar beylere haber saldık. Yurt istedik. Lakin kuraklık her yerde. Bir de Moğol eşkıyasından kaçan Türkmen boyları her bir tarafa dağılmış. Ne yapalım? Ottak için kardeşlerimize kılıç mı çekelim? Allah'ın rahmet hazinesi mi kesik beyim? Aylardır burada beklemekteyiz. Bir çare bulamamaktayız. Ne zamandır kayı böyle çaresiz kalmıştır? Bize gidecek yurt mu yok? Bir hal çaresi bulmaz isek obayı nasıl tutarız ayakta? Ya ne zamandır? El rezzak olan Allah unutulur olur. Bizim mayamız sabırla yoğrulmuştur.
gökten ne iner, bize de o düşer. Biz sabrın ne olduğunu yurtsuz gezerek öğrendik Deli Demir. Gayrı neslimiz yurtsuz kalmasın. Sabrın ne olduğunu anlatma bize. Ben ne vakit sizi çıplak bıraktım, aç bıraktım ki rızık için bu kadar telaşlanırsınız? Haşa beyim, onu kastetmemiştim. Beyim, sen bizi ne aç bıraktın ne de çıplak. Lakin biz de seni ne ersiz bıraktık ne de pusatsız. Beyim, biz deriz ki yeni bir yurt bulup göçelim. Nereye? Ak koyunların can bulacağı her yere. Ata topraklarımıza göç edelim. Moğol eşkıyasının da gücü kırılmış derler. Kim derse yalan der. Moğol eşkıyası aç kurt gibi canavarlaşmış. Hiç mi bir çare düşünmedik beyim? Halep. Duydum ki Halep emiri Elaziz Haçlı ordularına karşı kuvvet toplamaktaymış. Nedir yiyen gönlündeki? Ben derim ki Elaziz'e bir elçi gönderin. Desin ki sen bize oba ver, biz de sana pusatlı er verelim. Hem böylece Haçlı ordularıyla savaşır, cenk eder, gazi oluruz. Hem de sonunda bir yuvamız olur. Hadi. Hemen harekete geçmeli beyim. Ne zamandır ben söz söylemeden harekete geçilir oldu? Estağfurullah beyim. Gün doğduğunun fikri kabul mü ağalar? Doğrudur. Bence de münasiftir. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Peki elçi olarak kim gidecek beyim? Süleyman Şah, obandaki densizler şerefimizi iki paralık ettiler. Obama yurt veren bir sultanın şerefi benim de şerefimdir Karatoygar. Ne yapmışız da Sultan Alaaddin'in ve de komutanın şerefini iki paralık etmişizdir. Bu balta öldürdüğünüz adamın sırtından çıktı. Baltayı orada mı unuttun? Unutmuşum. Elçi olarak gelen birliğe pusu atıp şövalyelerini katletmişsiniz. Bununla da yetinmeyip birliğin sultana getirdiği 3 mahkumu kaçırmışsınız. Bu esirleri geri verin. Töremizi bilmez gibi konuşursun Karatoygar. Obamıza gelen misafiri teslim etmeyiz. Hele ki yaralıysa. Buraya Selçuklu Sultanını temsilen geldim. Sultanın emrine nasıl uyulursa benim de sözüme öyle uyulur. Aksi halde neler olacağını bilirsin Süleyman Şah. Biz töremizle yaşar, töremizle ölürüz Karatoygar. Biliriz ki sultan devletli adamdır. Ama önce Ata Moğuz'un töresi der, tahtına öyle kurulur. Töre bilmeyen adamdan sultan olmaz. Bey de olmaz. Adam da olmaz. Adam olmayanla da bizim işimiz olmaz. Koca Selçuklu'nun bir komutan olarak bunu bilmen gerekir. Sana son sözümü söyledim. Hadi var git. Sana edebimizle sorduk Süleyman Şah. 2 gün mühletiniz var.
Sen vermezsen biz gelip almasını bilirsin. Selçuklu'yu karşına alma. Yoksa başımıza neler geleceğini bilirsin. Ha! Babam ne yapmaya çalışıyor? Ne yaptığını bilmeyecek kadar kocadı artık. Yakında kokusu çıkar demiştim sana. Gör bak daha neler olacak. Kalın burada. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın baş yaveri. Harzemşahların komutanı. Halifenin sağ kolu Ömer. Şimdi tüm İslam dünyası intikam peşine düşsün bakalım. Sonra da sıra papalı. Kim yaptı bunu? Esirleri getirirlerken pusuya düşmüşler. Kim dedim? Kayılar. Ama kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Ertuğrul! Bu belayı sen açtın başımıza. Üzerime gelme abi. Kafanın dikine dikine gitmekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Ha? Hiç kimse umurunda değil. Ne baban, ne oban. Sen olsaydın ne yapardın? He? Sen olsaydın ne yapardın? Onları öylece bırakıp çekip gider miydin? Benim tanıdığım Gündoğdu öyle bir adam değildir. Benim tanıdığım Gündoğdu adaleti de insafı da çiğnemez. Adaletmiş, insafmış. Hangi adalet? Ha? Hangi insaf? Şu obanın haline bir bak. Çatır 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 diyor. Açlık her yerde. Kış kapıda nereye göçeceğimiz belli değil. Hayvanlar açlıktan telef oldu. Adaletmiş, insafmış. Aç gözlerini artık. Aç gözlerini. Şu etrafına bir bak. Tam da toyun ortasında. Oba için hayati meseleler konuşulurken şu yaptıklarına bir bak. Bu oba nasıl ayakta kalacak Ertuğrul? Nasıl? Koca dünya kime kaldı ki bize kalsın Ak Tolgalı? Bu yalan dünyada niye yaşamalı insan? Niye at sürmeli? Niye kılıç kuşanmalı? Niye yurt tutmalı? Devletmiş, töreymiş, yurtmuş niye var ha? Zalim,
Adam vermezsek gök kubbeyi başımıza yıkacakmış. Eğer verirsek gök kubbe başımıza yıkılmaz mı? Vermezsem babamın başı belaya girecek. Ne yapmalıyım Aktolgalı? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünya için boyun mu bükeceğiz? Zalime eyvallah mı diyeceğiz? O vakit töre susmaz mı? O vakit ocağımız sönmez mi? Ha Aktolgalı? Karatoygar tam bir zalim. Her türlü kötülüğü yapacaktır. Halep'i iyi düşünmüydün doğru. Herkese zekanı gösterdiğin gibi vakti geldiğinde kimin bey olacağını da gösterdin. Karatoygar belasından kurtulmalıyız önce. Babam töre dedi mi geri adım atmaz. Ah Ertuğrul ah. Başımıza açtığın derde bak. Babamı ikna etmeliyiz. Onu ikna edersek Ertuğrul da dize gelecekti. Babanı tanımazmış gibi konuşursun. Dünya yıkılsa vermez esirleri. Ne yapacağız o vakit? Babam beni Karatolgar'a elçi olarak göndereceğini söyledi. Gereği neyse yaparım. Ertuğrul Bey, vaktin var mıdır? Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Yok. Bugün için konuşacaktım. Dinliyorum. Karatoygar gelmiş. Bizi istemiş. Evet, istedi. Bizim için obanı tehlikeye atma. Biz başımızın çaresine bakarız. Babam kendine geliyor. İki güne kalmaz yol alırız. Bütün cihan bir araya gelse, yine de sizi o zalimlere teslim etmeyiz. Karatoygar'la kanlı bıçakta olursanız bunun vebali ağır olur. Merak etme. Biz kayılar her türlü zorluğa göğüs germeyi iyi biliriz. Hayırdır? Gözüm uyku girmiyor ana. Otur hele. Neyi eşeler durursun içinde? Bir ateşe düştüm ana. Hem de ne düşmek? Sadece ben düşsem gam yemem. Koca obayı da ateşe attım. Düştüğün yere vardığında böyle olacağını bilir miydin? O gavurun eşkıyasını karşına alacağını... ...ya o komutan bozuntusunun haçlılarla biri olacağını bilir miydin? Peki... ...ya o ceylan gözlünün... ...feryatlarına sırtını dönüp gidebilir miydin? Nasıl yapardım ana? Yapamazdın. Yapmazdın oğul. Yapamazdın. Ne ava giderken böyle olacağını bilirdin. Ne de kendinle birlikte obayı ateşe atacağını. Ateşe attın. Evet, ateşe attın. Ateş vardır. Somunu yakar, kül eder. Ateş vardır, somunu pişirir. Senin düştüğün yeri o gösterdi.
İsyan etmek ne sana ne de obadakilere düşer. Bu Cenab-ı Allah'ın bir sınavı. Bu sınavda kül olmak da var, pişmek de. Onun için içindeki vesveselere de, bu obadaki haddini bilmezlere de hiç kulak asma. Sen töremizin neferi ol oğul. Babanın kararları arkasında sımsıkı dur. Allah seni de babamı da başımızdan eksik etmesin ana. Allah da seni korusun oğul. Hadi al şu suyu da babanın başucuna koy. Su getirmiştim baba. Ver, ver. Senin yerine ben olmalıydım. Bunu sana yapanların soyu tükenene kadar savaşacağım. Onlar toprağın dibine gidene kadar savaşacağım. Kanın yerde kalmayacak kardeşim. Sana söz veriyorum. Tanrı intikam için yanımda olmazsa şeytanlara döneceğim yüzümü. Türkmenlerin üzerine cehennemi taşıyacağım. Ben ölene kadar onların gazabı olacağım. Sana söz veriyorum. Affet beni baba. Da guasimus, dominus. İşte böyle İlyas Paşa. Bu rüyayı nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Ama dün geceden beri içime de bir ateş düştü. İki ahval var beyim. Birincisi zor günler bizi bekler. İkincisi... Elçinin kim olacağına dair manevi emir vardır.